O bir İzmirli, hem şarkıcı hem de oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. Genç müzisyen Cem Belevi ile yeni taşındığı eve Magazin 8'e özel röportajını izliyoruz şimdi. Dayanamıyorum, ev sessiz, dayanamıyorum ben sensiz. Ressam bir anne, piyanist bir babanın oğlu. İzmirliyim. Cem Belevi ile yeni taşındığı evinde şarkılı türkülü çok özel bir röportaj. Ekmek almaya bile giderken bir saçını başını düzeltmen gerekiyor çünkü. Bugünlerde çok uykusuz Cem Belevi. Günlerdir gözüme gram uyku girmiyor dilimden sözüme kelimeler yürümüyor. Uykusuz kalmasının sebebi aşk değil, yeni bir eve taşınma telaşı. İlk misafiri siz oldunuz, hoş geldiniz. Daha eşyalar falan duruyor. Bugün evet, bugün taşınıyorum. Henüz eşyalar kutularında duruyor. Çoğu yerleştirilmemiş. Etrafın dağınıklığını görmeden sohbete başlayalım Cem Belevi ile. Oyunculuk da yapıyorum. Aslında müzik piyasasında kendimi gösterdikten sonra, gelen tekliflerden sonra ben oyunculuğa başladım. Bir hevesle, heyecanla başladım ve bir tutkuya dönüştü benim için o da. Anne, Yeşim evleniyor. Hangi talihsizin başını yakıyorsunuz? Bir İzmir aşığı Cem Belevi. İzmirliyim, İzmir aşığıyım yani. Orada doğduğum için değil, hangi şehre gitsem bir şekilde İzmir'le kıyaslıyorum. Şöhret, onun da hayatını 180 derece değiştirmiş. İnsanlar tabii, baktığınız zaman evet, sosyal hayatınızı, özel hayatınızı bu durum biraz etkileyebiliyor. Ne etkileyebiliyor mesela? Ekmek almaya bile giderken bir saçını başını düzeltmen gerekiyor. Çünkü eğer uykusuz çıktıysan dışarı ya da o an üstünde falan ne varsa o şekilde çıktıysan işte bir fotoğraf çekilebilir miyiz falan diye geliyorlar. Bir bakıyorsun tamam çekiliyorsun. İşte yüzün gözün biraz böyle yamuksa yarım saat sonra bütün sosyal medyada o fotoğraf. Bunun gibi şeyler yaşıyorum yani. Aman biri sosyal medyaya yakışıksız fotoğraf koymasın diye de sabah evden çıkarken aynaya 25 kez dönüp bakıyormuş. Hayranları ile fotoğraf çektirmekten büyük mutluluk duyuyor Cem Belevi. Ya gün içinde 10 kişiyle, 50 kişiyle, 100 kişiyle imza günlerinde mesela özellikle hani fotoğraf çekildiğimiz oluyor. Tabii bu durum mesela insanı şey yapabiliyor, yorabiliyor devamlı hani ama o kişi size bir kere geliyor mesela. Onun için çok anlamlı, daha fazla anlamlı. O yüzden çok değerli bir şey o. Hem oyuncu hem de şarkıcı olarak devam ettiği hayatından da çok memnun. Şarkıcılık ve oyunculuk aslında birbirine uzak meslekler değil diyor Cem Belevi. Ne iş yaparsam yapayım müzikten zaten kopamam. Ve ben elimden geldiği kadar oyunculuğu da bu kadar sevmişken güzel projeler geldikçe ki geliyor, görüşüyoruz. İkisine de devam etmek istiyorum. Bir kız var. Zaten hayatında kızdan bol bir şey yok. Ya öyle değil be mikrop. Bu özel bir kız. Zaten artık bu kız var diye diğerleri yok. Yeni diziler, yeni filmler yoldaymış. Asıl sürpriz yeni single ve bir süre sonra çıkacak albümünde. Malumunuz Cem Belevi, Ozan Çolakoğlu ve Gülşen'le çok sıkı dost. Benim için çok anlamlı onların. Ben acaba bir şarkımı dinletebilir miyim, bir fikir alabilir miyim derken bugün Ozan Çolakoğlu benim prodüktörüm oldu. Ve Gülşen de projelerimde bana destek veriyor, sağ olsunlar. Keyifli röportajımız Cem Belevi'nin Alışamıyorum şarkısıyla sona eriyor. Alışamıyorum. Ev sessiz, dayanamıyorum.